Selamlar herkese. Ben Umut. Bugün AB Batı sunucusundaki dereceli maçlarına devam ediyor olacağız. Rollerden yine destek kaldı. Leona oynuyor olacağım bu sefer bir değişiklik olarak. Alt koridorda karşımızda Thresh ve Ezreal'ı göreceğiz. Biz de Lucian'le Leona olaraktan devam ediyor olacağız. Bir önceki maçı güç belada kazanmış olsak. Yani yine sonuçta kazanmak kazanmaktır diyorum. Şu an görünüyor olması lazım. 24 LP'de olmamız gerekiyor. Karşı taraftaki Thresh'te rüzgara fısıldayan var enteresan bir şekilde. Demek ki W'sunu bayağı bir aktif olarak kullanmak istiyor Vayne'in üzerinde. Karşı taraf bizi birazcık zor duruma sokacak çünkü ha bu arada alt koridorda Ezreal var değil mi? Ama yanlış oldu. Orta koridorda Ezreal, alt koridorda Vayne var. Dilim dönmedi söylemek için. Karşı tarafın üst koridorunda Xin Zhao ve ormanında Gragas var. Yani Gragas ormancıları pek sevmiyorum. Çünkü yani 6 level olduktan sonra ya da olmadan önce çok ofansif bir şekilde koridor domine edebiliyorlar bir baskınla. Özellikle bu flash kombolarıyla. İşin garip tarafı bizim takımda birazcık fazla yetenek gücü oldu. Rumble orman göreceğiz. Yani Rumble'ın başladığı eşya da bir tuhaf. Avcı tılsımıyla başlamış. Mana Regen item'ıyla. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Büyük ihtimalle pasifi için onu tercih etmiş olabilir. Şimdi bakınca birazcık mantıklı geldi ama. Ve ilave 15 deneyim puanı için. Minyonların harekete Amine geçmesini dönebilip istiyorsun. dönemeyeceğinden emin değilim. Yani sonuçta Rumble. Seni koruyacağım. Şimdi göreceğiz. Yani hiç daha önce görmediğim bir stil. Rumble in the Jungle diye bir kostümü de var zaten. Şöyle bir ayarlamasını yapalım. Hazır herhangi bir agresiflik yokken. Tamamdır. Minyonlar harekete geçti. Orianna mantıklı bir şekilde çok fazla yetenek gücü olduğumuzu söylüyor. Ama büyük ihtimalle bütün işi Lucian'a bırakacaklar. Şöyle bir oturuşumu değiştireyim ben. Birazcık daha konsantre olayım. Bana katıl. Sanki bir lag var gibi bir his var içimde ama umarım yoktur. Yanılmış olmak istiyorum. Alacakaranlık yetecek. Şu kısma yakın durayım en azından hani erken bir orman baskınına karşı direkt Gragas'ın önüne durabilirim. Yetenek setimi açmadım. Şimdi EQ olarak açabilirim. Ezreal full AP gidecek anlaşılan. Full yetenek gücü gidecek galiba. Doran yüzüyle başlamış çünkü. Rumble Yampir'i kesmeye gelmiş. Çok aşırı öndeyiz. Şöyle bir klik geriye gidip totem atacağım şurayı hemen.
Thresh'te tutuştur olduğunu göz önüne almamız lazım. Unutursak cidden sıkıntılı durumlarda kalabiliriz. Bunu söylüyorum ama büyük ihtimalle savaş sırasında o aklımıza gelmeyecek bile. Şu an farm durumları 30'a 23. Loş'un önde. Sorun değil. W yeteneğimi geliştirmeyi tercih ediyorum. Birazcık ekstradan büyü hasarı ve aynı zamanda defans almak için. Bir gıcıklanma var boğazımda, konuşamıyorum da aynı zamanda, o yüzden. Şimdi koridor aşamasında öndeyiz gibi gözüküyor. Çünkü onları kule altına birazcık postladık. Bir baskın uyarısı geldi sanırsam. Ferloş'un geri gitmek istiyormuş, peki. Yalnız Ezreal'ın ultileri eğer bu tarafa doğru gelirse bayağı bir can yakacak bizim için. Lucian'ın manası yok, o yüzden ofansif oynayacağını düşünmüyorum. Tamamdır. Lucian koridoru itti. Artık geri dönmek istiyor. Eğer Thresh o hatayı yaparsa ölecek büyük ihtimalle. Yapmayı tercih etmedi. Totem mi Targon mu? Totem'e gidelim önce. Artık Targon'u ikinci aşamada geliştirmeyi düşünüyorum. Yalnız Rumble şaka bir yana ormanı dönmeyi başardı. Ben yapabileceğini düşünmüyordum yani. Şu an Gragas'tan da önde aynı zamanda. Yani en son Gragas'ı gördüğümüz durumdan daha önde. Şu an bakıyoruz. Hala önde. Gragas'ın geldiğini işaretliyor şu an bize. Ama kimse o tarafa gidebilecek destekte değil şu an. Çünkü bizim koridorumuz itildi. Orianna Ezreal'a takas sırasında orada. Lucian'ın bir an önce alt olmasının arasında tek bırakmam gerekiyor. Mecburiyetten. Şu an burada kimse yok. SS'imizi verelim hemen. Gragas totemi kırdı. Thresh'in verdiği hasardan anladığım kadarıyla E yeteneğini fulluyor dürtmek için. Ben W'sunu fuller diye düşünmüştüm girdiği kabiliyete göre ama E'sini fullemeyi tercih etmiş. Kennen ilk kanı dökmeyi başardı Xing'Zhao'yu kesip. Da Gragas orta koridorda şu an. Gragas'ın ultisi yokmuş. Alt level oldum. Şu an agresifleşebiliriz.
Ama onlar da bunu fark ettikleri için geri duruyorlar zaten. Daha bütün sihirdar büyülerimiz duruyor. Hiç kullanmadık henüz. Thresh'ten müthiş bir hook. Minyon çaresiz kaldı hatta ölüm cezası sayesinde. Yani şu an bizim Thresh'i bir anda girip kesebilecek pozisyonumuz var. Mesela şu şekilde. Çok güzeldi. Ultimi harcadım ama en azından Thresh'in flash'ını aldık. Çıkamayacağım. Çıkamayacağımı fark ettiğim için mevzu birazcık hani flash'ın falan harcama gereği duymadım. En azından Lucian'ı kurtarmak orada benim için iş yapan bir pozisyondu. Çünkü o kadar skor çıkarttıktan sonra yani farmda da önde zaten. 2-3 farmda olsan. En azından Vayne oranlı skorunun olması bizi birazcık öne geçirdi. Sorun değil, ben Targon'u aldım zaten. Artık daha fazla minyon kesebileceğim için Lucian'ın yanında. Şunun çıkman lazım. Güzel hareket. Kuleden gelen ekstra gold'umuz da var. Lucian birazcık geç kaldı şu an geriye dönmekte. Yapabilirsem gidip Orianna'ya yardım edeceğim. Kenan ikinci defa kesiyoruz Inzao'yu. Orianna öldü maalesef. Rumble ile bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Maalesef. Evet, beni görüyorlarmış bu arada, onu fark ettim. Tamam, benim taşıyıcım geldiğine göre artık kor duruma geri dönebilirim şu an. Evet, Thresh benimle dans etmek istiyor galiba. Gel. Yalnız destek kuvvet çağırdı. Hiç hoş olmadı. Rumble ultini harcadın mı sen? Nerede kullandı acaba? Kötü oldu ya. Orada Ezreal'ın geleceğini düşünmedim. Adamı rahat bıraktılar orta koridorda. Rahat bir şekilde çıktı baskın o da. Hadi Orianna artık. Bir atraksiyon, bir şeyler göster. Ultini saklıyorsun yarım saattir. Ne zaman kullanacaksın ultini? At artık ultini Orianna. Hala kullanmadı ultisini. Ultisi şu sağ tarafta gözüküyor şu an zaten. Kennen birazcık uçtu şu an 4-0-1 bir şekilde. Orianna hala ultisini kullanmadı. Enteresan bir şekilde. Şurada 3 kişi toplandıklarında ultiyi atsaydı eğer. Acaba manası mı yoktu? Onu bakmadım ama. Yapabilir miyiz? Geliyorum dur. Dur geliyorum dur. Çek onu sadece, geldim ben. Görüyorum. Ondan yakın duruyorum adama zaten. Hiçbir yeteneğimi daha harcamadım o yüzden. Kaçırma, ezleri kaçırma, ezleri kaçırma. Çok güzel. Al bunu, al bunu, al bunu.
Çok güzel. Hayır, zaten şeyi görüyordum. Vayne'i görüyordum. Lucian'ın yaklaşmasını bekledim. Ulti kafasına attım. Bir de işin garibi Lucian'a doğru hani takla atmasını sağlamak için birazcık soluna attım. Hani takla atsa da kafasına ince bir yere attım. Direkt onu da herhalde hesaba katmadı Lucian'ın geleceğini. Onun üzerine doğru takla attı. O zaten bitkinliği verince öldü. Çok temiz bir skordu. Ayakkabımı geliştirmem lazım. Hız konusunda çok geri kaldım çünkü. Rumble Ezreal'ı kesti az önce, güzeldi. Yalnız Rumble Jungle da bayağı iyiymiş. Yani oynayan kişiye göre değişiyor tabii de, ben dönebileceğini düşünmezken skoru çıkarabilmesi, yani bir de üstüne üstlük Gragas'tan daha iyi bir pozisyonda olması beni şaşırttı açıkçası. Hop, acayip kaçırdım, acayip kaçırdım, acayip kaçırdım, acayip kaçırdım. Ama Lucian'ın orada yani şu tarafta takılması biraz kötüydü ya. Ben orada acayip kaçırdım. Bir an konsantre eksikliği yüzünden. Hata tamamen benden kaynaklı Lucian'ın ölmesi şu an. Şu an Lucian gelene kadar bekliyorum çünkü Lucian geldiği anda Vayne'i kesmemiz lazım. Tamam, geldiğini görüyorum, geldiğini görüyorum. Tamam, Lucian ona doğru yürümeyi tercih etmedi ama. Ya daha su. Vayne Lucian'a doğru yürümeyi tercih etmedi. Ben her türlü hani dibine girer gibisinden attım ama biraz fail ulti oldu. İşte şu Thresh'in kule altı derisini skillini kullanması, yeteneğini kullanması. Lucian'ın hareket hızını bir nebze de olsa azalttığı için bizim için sıkıntı oluyor. Çünkü yakalandım, kaçamıyor. Öyle kötü bir durum var. Ben çok uzak diyarlardan gelen bir Gragas desteği. Lucian koridoru temizlemek için değil, Thresh öldürmek için atmış bu arada yeteneğini. Oraya Ezreal da şu tarafta, Ezreal şu tarafta, dikkat et. Burası temiz gözüküyor. Ultim 17 saniye var. Geldiği zaman belki bir kule altı deneyebiliriz. Yani kuleyi tanklayabileceğimi düşünmüyorum ancak. Ekstra gold'u Lucian'a bırakıyorum. Bana asist yeterli. Şimdi şu kısmı bir tane totem atacağım. Büyük ihtimalle pembe totemleri var. Lucian'ın gelmemesi lazım buraya. Tamamdır. Bizim Rumble karşı tarafın ormanında geliyor. Güzel bir hareket. Counter Jungle deneyebiliyor en azından. Normal şartlarda oyun sırasında bile hızlı olmam gerektiği için hasar alsam dahi atiklik çizmesini çıkmayı düşündüm. Öteki türlü genelde gezgin çizmesini çıkmayı düşünüyorlar. Fazla mobilite için. Ama hasar aldığınız zaman o mobiliteden faydalanamıyorsun maalesef. Normal bir ayakkabıdan farkı kalmıyor. Ki Leona sürekli rakip takımın sıcak temasında olacağı için. Oo, ortalık birazcık karıştı. Totemimi kırmışlar şuradan.
Ben de ondan totemini kıracağım. Burayı gördü maalesef. Şimdi Ezreal'ı kovaladılar. Orada Ezreal'ı yakalamak için gidebilirim. Ama Lucian'ın da görünmeyen bir alan tek başına bırakmak istemiyorum. Kaç 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 kaç. Hemen destek çağırmamız için Gragas bizden hızlı koşuyor. Minyondan seken şeyler yüzünden hasar yedik. Luden'in pasifi feryat. Ops, çok fazla bir hasar geldi bana Ezreal'dan. 474 vurmuş ikisi. Tamamen yetenek gücü Ezreal'ın hani kalemi olan bir hareket. Hasar tutturamasam bile sadece ultisiyle yeteri kadar hasar verebiliyor. Onu benim bir şekilde engellemem lazım. Hem armor yani shield diyelim biz ona, kalkan diyelim. Hem kalkan efekti hem de verdiği büyü direnci aurası sayesinde takım için gayet yararlı bir eşya olduğunu düşünüyorum şu an. Demir Soleri broşunun. Lucian dikkat et, o adam AP Ezreal. W'su çok vurun. Gerçekten full yetenek gücü Ezreal gidiyor şu an. Eşya seti olaraktan. Herkes geri gittiği için. Totemlemeye çıkmak şu an daha mantıklı. Biraz derin bir totemleme yapacağım. Şu an takım olarak öndeyiz. Yani taşıyıcı skorlarına baktığımızda 2-2-0-1 Vayne karşı tarafta. Bizde 6-1-2-1 Lucian. Orta koridorda pek şey olmasa bile Orianna hem minyon açısından hem de asist açısından gayet iyi durumda. Ormancımız zaten gayet iyi çalıştı. Kennen Xin tamamen domine etti. Şu an Xin hasarı yok ama Guinsoo'dan gelen bir hasar olabilir. Şu an orta koridor bayağı bir karıştı. Hemen bir işaret ettim geliyorum diye. Ultim var. Umarım Lucian birebir de beyni kesebilir. Ölmez. Oo Gragas. Merhaba. Şu an o Ezreal oraya atlayacak tabii ki de. Kaçalım bence. Lucian birazcık gördüğü halde kafa attı adamları. Tamam geri çıkacağım zaten de. En azından yüklerimi harcayayım dedim Rumble yanımdayken. Xin Zhao yine Kennen'le büyük ihtimalle bir takasa girdi yukarıda. Ama bu sefer Xin Zhao önde çıkmış birazcık. Orianna'dan bir baskın geldi şu an. Evet, ilk defa ultisini kullandığım denk geldim şu an. Ve Orianna kesti. Onu yakalayamam artık. Çok hızlı gitti zaten. Aslında Gragas dönse Ezreal'ı kestiler mi? Kesmişler. Tamam. Ama şifasını harcadı. O da birazcık dezavantaj. Ama taşıyıcıyı kesmesi tabii ki de bizim için çok iyi. Çünkü ölü olarak geçirilen zamanda
ne minyon kesebiliyorsunuz ne de herhangi bir aktivitede bulunabildiğiniz, bulunamadığınız için daha doğrusu söyleyemedim de. Oyun izlediğim için aynı zamanda konuşmak zor oluyor biraz. Herhangi bir aktivite bulunamadığı için seviye olarak da geri kalıyor. Aşağı kaçar diye atmam olmadı. Yani sorun değil. W maçtıktan sonra zaten yalnız Rumble'ın verdiği hasar cidden yüksekmiş bu arada. Riley'nin kristal hasarıyla kaçamıyorlardı büyük ihtimalle Rumble'dan. Şu an Lucian'ın hasarı cidden çok iyi. Aramızda 3 level var Lucian'la. Gerçi Orianna'yla 4 level varmış aramızda. Ben biraz seviye olarak geri kalmışım sanırsam. Çok fazla gezdiğim için. Total ne kadar? 1000. Tamamdır. 300 gold sonra gidip ne yapıyorsun Lucian? Korkuttu bir an beni, öyle bir hareket yaptı. Soldan birisini falan mı gördü acaba yapıyor dedim. Tam oraya bakmıyordum çünkü. Yukarıda Cannon Zinzao kavgası var yine. Onlar hala koridoru bırakmadı. İnatla savaşıyorlar. Ve Cannon şu an Ayva yedi. Yalnız kaçtı. Sen kimin taşıyıcısına hareket yapıyorsun lan? Evet. Bir zeki sensin zaten. Word tabi canım. 250 kişi kestik orada da ne yapalım. Oo, Ezreal'dan çok hasarlı bir ulti, yani hasarlı demek doğru olmaz. Can yakıcı desek daha mantıklı olurdu. Oyuna tüm dikkati vermek cidden çok zor olabiliyor bazen. Hem de aynı zamanda konuşmak. Tam anlamıyla cümle toparlayamayabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Şu an alt koridor birazcık geri itildi. Yani koridor kulemizi kaybedebiliriz şu an ama o yüzden bir teleport geliyor aşağı tarafa sanırsam. Cannon gitti. Ben de artık base'e geri dönüp Iron Solary broşunu alayım. Yani Demir Solary broşürünü alayım. Onu da şöyle yerine koydum, bu tamamdır. Bu arada üzerinde kullanmadığım bir pembe totem görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da Vayne yüzünden. Ultisini açtığı zaman etrafa pembe totem attığımda onun en azından nerede olduğunu ultisi açıkken görebiliyoruz. Herhangi bir vision almak için kullanmayacağım onu. Sadece Vayne'in ultisini açtığımda yaptığı hareketleri test etmek için kullanacağım. Yakalayabilirim ama destek gelmeyecek bana. Aa. I cannot believe it. Flash mı attı? Galiba evet. Tam bakamadım. Çok gürültülü bir semtte oturduğum için maalesef dışarıdaki gürültünün şu anki gibi mesela haddi hesabı yok. İlla ki mutlaka her videomda bir ambulans sesi ya da bir itfaiye sesi duyuyorsunuzdur. Bunun için özür dilerim hepinizden ama hani bastırabileceğim bir ses de arkadaşlar maalesef o. Sağ olsun çevrem birazcık gürültü yapmayı seviyor. Yani sizin kadar en azından ben de bu konudan muzdaripim. Dikkat dağıtmasından ziyade konuşmamı da böyle bir nevi, hani dikkatim oraya doğru kaydığı için konuşamıyorum tam odaklanıp. Herkes BS'ye gidiyor, biz de gidelim. Gerçi alabileceğim pek bir şey yok şu an.
Targon'u bitirdim. Iron Solary'i bitirdim. Karşımda Vayne var. Ona uygun olarak ne çıkabilirim? Onu düşünüyorum şu an. Bakalım karşıya bir saniye. Şimdi yakındaki rakiplerin saldırı hızını düşürmek çoğu zaman işimize yarayacaktır. Yani Vayne olsun, Xin'Zhao olsun, bunlar hep saldırı hızıyla iş yapabilen şampiyonlar. Onun için şu an donmuş yüreğe gitmeyi düşünüyorum. Mikhail'in kazanı çıkabilirim diye düşündüm ama karşı tarafta herhangi bir sersemletme efekti olmadığı için Vayne sadece duvara yapıştırabilirse o efektini kullanabiliyor. Şunu da kırdık mı tamamdır. Hemen kendimizinkiyle değiştirelim. Oo. Kaçmana izin vermeyeceğim. En azından oradan bir tane skor çıkarmam lazımdı. O kadar hasar yedim bari bir işe yarasın diye. Force Baron yapabilir miyiz bilmiyorum. Şu an bir Force Baron için çağrı geldi. Orianna. Yakalanman hiç sorun değil. 250 kişide kalkan var zaten. Orianna da var, bende var. Targon art, Solary aldım zaten. Tamam artık Baron yapabiliriz şu an orta koridor açtığımıza göre. Üst koridor açabiliriz. Çok mantıklı bir çağrı geldi. Vayne için bitkinliğim hazır. Ezreal'ı yakalayamayacağımızı tahmin ettiğim için pek ona doğru dönük yetenek kullanmadım. Lucian çok iyiydi. O skor alması için flash'ımı feda edebilirim yani. Kulenin benim üzerinde olmasının bir manası yok şu an zaten. Oyun her halükarda bitti arkadaşlar. GG. Yani şu anki takım gibi bana bir sürekli bir takım gelse, yani bu tarz takım oynasam sürekli gayet bu seri çok çekilebilir bir hale gelir arkadaşlar. Harika bir maçtı. Buradan Lucian'ı ve Epe'yi geçen bütün herkesi tebrik ediyorum. Oyun son ekranı yine bug'da kalmış her zamanki gibi gözükmüyor. Neyse zaten oyunu izlediniz. Her şey ortadaydı. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.